EYT'liler için kritik eşik aşıldı. Artık ilk maaşlarını hesaplarında görecekleri günü bekliyorlar. Emekliler bir yandan da promosyonları araştırmaya başladı, banka promosyonlarını. Haksız sayılmazlar çünkü bankalarda sisteme yeni girecek emekliler için bir promosyon yarışı var. Promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıktı. Bugün sevinmek payımıza düştü. Güzel bir duyguymuş. Var mı ilk maaşınızda bir planınız? EYT'linin emekli maaşı için hayalleri de planları da hazır. Gözlerse ilk maaşların hesaba yatacağı güne çevrildi. Emekli maaşını Nisan'da almak isteyen EYT'liler sosyal güvenlik kurumları önünde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Ancak emekli adaylarının gündemindeki tek konu emekli maaşları değil, o maaşlarla alabilecekleri promosyonlar. Gözler bir taraftan da bankaların vereceği promosyonlarda. Hangisi fazla verirse ona verir. İşimizi yapacağız. Mevcut kampanyalarda emekliye verilen promosyon tutarları 7500 ile 8500 lira arasında değişiyordu. Ancak Nisan ayı yaklaştıkça promosyon tutarları güncellenmeye başladı. Promosyon yarışında son rakam 10 bin lira. En fazla maddi anlamda prim veren banka seçilebilir. Emekliler 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verirse 10 bin liralık promosyonu nakit olarak alabilecek. EYT kuyruklarında da gündem banka promosyonu. Tabii ki hangisi çok veriyorsa onu tercih ederim sonuçta. Sıcak para giriyor cebimize. Alacak mısınız? Yok, düşünmüyorum. Promosyon mu istemiyorsunuz? Bilmiyorum, benim ihtiyacım yok. 5 binde diyorlar, işte 8 binde diyorlar, 7 binde diyorlar. Alsam da yemem. Başka bir yerleri olabilir. Deprem bölgesi olabilir. Emekli promosyonu için imza atmadan önce kampanya şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Kimi bankalar yüksek promosyon için şart aramazken kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi arttırıyor. Promosyon anlaşması yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünürüz, bir bağlanırsın, ondan sonra da onu düşünürüz. Bakacak mısınız hangi banka ne kadar veriyor? Tabii ki bakacağız. EYT'liler emeklilik başvuruları sırasında gelir aylık talep belgesini doldururken bir de maaşlarını alacakları bankayı seçmek durumundalar. Ancak hemen hatırlatalım, bu bir anlaşma değil. Maaşınızı alacağınız bankayı seçtikten sonra maaşınız yattıktan 3 gün sonra promosyon tekliflerini değerlendirebilir. Bu seçtiğiniz bankayı değiştirerek başka bir bankayla anlaşabilirsiniz. Henüz teklifini açıklamayan bankalar da promosyon kesesinin ağzını açacak gibi görünüyor. Bankalar en iyi rakamı vermeli bence yani. Mesela... Ne kadar yüksek olursa. Vallahi 25 bin lira vermeli bence.